بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Şimdi sözler, mektubat, lemalar, şualar, imani mevzuları okusak kendimizi bir yere aidiyet hissetmeyiz. Yani Risale-i Nur talebesi olduğunu hissedemezsin. Aşağı yukarı bir şey dersin ama nereye ait olduğunu bir hissedemezsin. Nerede, neyi, ne zaman, nasıl yapacağını da bilemezsin. Neyi, nerede, nasıl yapacağını, söyleyeceğini de bilemezsin. İki, nurcu olduğunu hissedemezsin. Davranışlarını kontrol edemezsin. Üç, aldatılmamak imkansız. Ehli dalaletin, ehli dalalet ve münafık yok olmamış. Allah Resulü zamanından beri var. Öyle bir acayip ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam perdeyi yırtmamış, etrafında münafık var, katibine söylüyor ama def etmiyor. O münafıklar yok mu oldu? Yok mu oldu? Devam ediyor. Hat batıl davasın her cephede devam ediyor. Nedir en tehlikelisi işte? Kurt gövdeye girerse en tehlikelisi odur. Münafıkane hareket en tehlikelisi odur. Kaleler dışarıdan değil, içeriden fethedilir. Bunu nasıl yapılıyor? Decil. Yani hak batılı karma yapar ve der ki bu da hizmettir. Onların içine girmese nasıl hizmet edersin? Onlarla beraber ol, onlar gibi gözük, hizmet et. Bunu, bu fikri ortaya atan deccaldır. Bu fiil dec deniliyor. Decliyet yapan deccal, sisteme deccaliyet denilir. Allah Resulü'ne de böyle teklif gelmişti. Ben mukaddeme yapıyorum, okuyacağım. İman esaslarından ne anlatırsan anlat dediler. Biliyorsunuz Resulullah'a teklif ettiler. Başımıza geç. Devleti kur. İstediğin kadar mallık verelim. Eş verelim. Hatta işimizi boşayalım. Sana verelim. Biz senin her şeyini kabul ediyoruz. Senden bir tane bir şey istiyoruz. Putlarımıza dokunma. Şimdiki benim aklım olsaydı, tabii canım, Allah'a anlatacağım. Ahireti var. İman esaslarını anlatmakta bir zor, sıkıntı yok ki. Amentü billah. Allah'a mani mi? Putlara dokunmam. Allah'a ispat ederim. Ve melaiketi, melekleri ispat ederim. Ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahir. Ahiret ispat dersleri yaparım. Ve yevmil ahir ve bil kadri hayri. Peki putlara dokunmam. Eylemsel İslamiyet'i istemiyorlar. İçinde kalsın. Seziş olsun. Aksiyon, aktif bir dini faaliyet istemiyor. Ehli dalalet ve sindika komitesi. Ötekisini önleyemiyor. Onu da istemez de kafanda böyle iman olsun. Ama hele hele böyle kaba göre şekil alan su gibi ol. Aksiyon, aktif sahnede olma. Yani laika derslerini yapma. Nazara verme. Bu tahmini söylemiyor. Benim başıma gelen musibetlerin sebebi budur. Çektiğim sıkıntıların, hapis musibetlerinin hala mahkemelerim devam ediyor. Ne yaptım? Kitabım yok piyasada. Çok acayip. Daire içinde, daire dışında. Niçin hücum ediyor? Ustad diyor ki, bir nur talebesi kitap neşredemez. Risale-i Nur daha iyi anlaşılır diye adam kitap neşrediyor. Daire-i Nur içinde. Yani risal daha iyi anlaşılır diye kitapları üst üste koyarsanız boyunuzu aşar. Onları bitirmeden ömrünüz biter. Onlara bir laf yok. Benim kitabım yok.
Bu layıkaları nazara veriyorum. Hem daire için hem daire dışında hedefte benziyor. Sebebi layıka dersleri nazara vermekten kaynaklanıyor. Aktif, aksiyon, o hakikatleri ortaya koymak, imani demiyor. De, deme, yap, yapma. Onları ortaya koyan layıka mektuplarıdır. Bak, bu akşam onunla alakalı bir ders. Ehli dünya ile ihtilat etme. Allah Resulüne kul ya eyyühel kafirun suresinin sebebi nüzuludur. Yani teklif ettiler. Her şeyi yap. Putumuza dokunma. Ama ne? Putla ne alakası? Allah anlatırsın. Bize de diyorlar ya. Dokunma. Tevhid dersin ya. Senin elini mi tutan var? Haşır desin ya. Ve adam. Haşır desin ya. Kur'an'ı ispat et. Dokunma sağa sola. Bunu peygambere teklif ettiler. Bunu İbrahim Aleyhisselam'a teklif ettiler. İbrahim Aleyhisselam'a. Bunu Bediüzzaman'a teklif ettiler. Gel meclise. Gel. Anlat. Şeyh Sünisi yerine doğuda vaazını ne ol? 300 lira maaş. Gavur parasıyla 5 para etmediği zaman. Çünkü niye? Osmanlı'nın parası fulus değildi, kağıt değildi. Onun için enflasyon yoktu. Paranın kendisi altındı. Onun için enflasyon olmaz. Şimdi elindeki kağıt ile onun karşılığı Merkez Bankası'ndaki altın arasındaki fark enflasyon demektir. Anladınız mı? Çünkü şu anda Osmanlı'nın gücü kadar dünyada bir güç yok. Parası altın olan var mı? Parası altın da altın. Fulus yoktu. Onun için enflasyon olmaz. Yani enflasyon demek elindeki parayla alabileceğin altın miktarı. Arasındaki fark enflasyon miktarıydı. Sen dedi kafirin suresi peygamberini mail etti biliyor musunuz? Tamam devleti kurayım. Bütün bakanlıkları, bütün polis, istihbaratı kurayım. Ne var ya putuna dokunmayayım. Zaten Allah'ı ispat ediyorum. Ahiret ispat ediyorum. Tamam. Mail etti. Allah ne yaptı? Celle Celaluhu Celle Şanuhu. Amenü velûn. Kul ya yel kafirun. La abudu ma ta'budun. Ve la entum abidun ma abud. İlâhir. Sizin gibi sizin kafirler. Sebebi şuydu. Hak ve batıl karma olduğu zaman şer'a ne olur? Hak yok olur, batıl galip olur. Her daim, her daim. Onun için imana girmenin birinci şartı la ilahe, sonra illallah. İlk önce red, ilk önce red. Haram ile farz çatış beraber olunca ne yapacak? Haram işlememek için farzı terk edin. Farz kalkar. Görüyor musun bak? Farz kalkıyor. Haramla karma oluyorsa. Görüyor musun? Farz kalkıyor. Peki niye bu kadar uzattın? Okuyacağım. Mevzu o kadar mühim. Hak ve bak. Biz onların içine girersek, onlar gibi olursak, onlarla beraber olursak davayı daha iyi anlatırız. Adam da yapmıştı ya dinler arası diyalog. Bundan kaynaklanıyor. Anladın? Yani anlat, girme. Yani çalışıyorsun tornada, fabrikada tamam. Ama ailevi ve dostluk münasebetlerinden uzak dur. Niye? Son şeylerimi söylüyorum. Sirayet kanunu var. Sen onun dışında olamazsın. Bir gün bana da sirayet etti diyor usta. Sıkıntı bile. İnsiba var, sirayet var, nuraniyetleri batılında. Onu Kastamonu'da da söylüyor. Diyor ki, üç ayların gitmesiyle buhar var ya buhar. Buharrat-ı Muzaffarefe. Limadan kapten çıkan o şeyler havaya gidiyor. İşte havayı böyle yaparsa üç aylarında ve Ramazan'da onun dışında. Şimdi beraber ihtilat ederseniz, edersek akraba, akrebi talukat dahi olsa yani dostu ben onun gibi olayım. Onunla beraber olur anlatırım. Ben onun gibi olmam. Vallahi billahi aldanıyorsun. Uzak dur. Asıl saadette hak, batıl, iman, küfür korkunç, cennet, cehennem kadar uzaktaydı. Şimdi aynı dükkanda satılıyor diyor. Bak bir daha söylüyor. Eğer ben anlatırım bana bir şey olmaz. Kendini tehlikesiz zannetmek kadar ahmaklık ve tuzağa düşmeklik yoktur. O ne olursunuz?
Emir şey Mesnevi Nuredi biliyorsunuz. Aranızdaki dere pek derindir. Doldurup hattı muvasarayı temin edemezsiniz okuyacağım. Ne olur? Onlar size geçmez. Ne olur? Düşer boğulursunuz. Onlar düzelmez. Düzelecek adam yanında olması şart değil. Gidip bulur. Yapmayın. Nedir? Ehli dünya ile ihtilat etmeyin. Bu hak ve batıl karmasına deccal, bunu yapan zata deccal, koyduğu sisteme deccaliyet denilir. Bunlar alem İslam ta tarihten beri geliyor. Peki yeni mi çıkmış? İşte bu derste anlatılan zararlara düşmemek için mimsiz medeniyet ehline yanaşmamak gerektiğine dikkat çeken Hazreti Üstad şu ikazda bulunuyor. Ey kardeş, bil ki ve aynu kaddamet bil leyli şebabe ve lem tentebi illa bi subhi meşib. Beyanatının hakikatına bir masada ben oldum. Bu Kalı Mesnevi Nuriye Badılı abinin, şehit edilen Badılı abinin 251. sayfasında. Şehit edilen. Beyanatının hakikatına bir masada ben oldum diyor. Ve onun doğruluğuna bir ölçü benim halimdir. Çünkü gençliğimdeki intiba ve uyanıklığın en şiddetli vakitlerini şimdi görüyorum ki o hal uykumun en derin tabakatıymış. Neyi biliyor musun? Beyazıtlara, siyaset cahillerine, meclislere gidip anlatmalarını söylüyor. Ortadan alındı da. O hizmet dedi, işte onu diyor ki o geçmiş haline. Gidiyor, güya onların uyanmasına vesile olmaya çalışan, mesela sen kendimi tabip ara, Şeyh Gelen dedi ya, yani güya tabipsin, hastalıklara çare üretiyorsun. Sen hastasın diyor, sen. Sikke-i tasdik gaybiyede. Sen kendine bir tabip ara. Diyor ki, beyanatının hakikatına bir masada ben oldum. Ve onun doğruluğuna bir ölçü benim halimdir. Çünkü gençliğimdeki intiba 50 bin kişiye hitap etmiş Beyazıt'ta. Ayasofya'nın orada. Ya böyle acayip bir şey ya. Yani mesela İbrahim Aleyhisselam bir hayal eder misin? Peygamber yanlış olur mu? Gitti putu, adam menfi hareket yaparak gitti, hepsini kesti. Menfi hareket kesti, bir tanesini astı baltayı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Ubey bin Halef'i değil mi? Ben geberteceğim dedi. Hakikaten geberteceğim. Bunlar menfi hareket etti. Şimdi size söylüyorum. 1915'te Doğu'da Rus istilasına karşı usta, bütün talebeleriyle Ruslara karşı savaşmadım. Peki hiçbir tane öldürmemiş midir? Demir. Kesin öldürmüştü. Yani korkunç bir nişancı savaşçı zaten. Bütün talebesi feder diyor. Ubey bin Halef'i peygamberimiz gebertti de. Hiç düşünmüş müydün böyle? Üstad savaşmış. 3,5 sene değil mi Ruslara karşı? Ve durdurmuşlar. Sonra esir olmuş. Benim menfaatim. Meclise gidiyor. Paşa'ya diyor ki, paşa diyor, kainat en büyük hakikat imandır. Tarihçedekini naklediyor. En büyük iman, kainat en büyük hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Namazı kılmaya haindir. Hainin hükmü merduttur. Yani sözü dinlemez. Şu iki parmağım senin kör gözüne sokarım diyor. Meclistekiler çekiyor değil mi? Çekiyor. Aman diyor ya, aman. Onlara ne diyor? Yerinde kullanılmayacak hayat, kullanılmayan hayat bana lazım değil diyor. Yerinde kullanılmayan hayat bana lazım değil diyor. Çünkü kaç gün kalacaksın ki? Tamam. Peki orada bulundu. Ben diyor orada bulunur uzatmamak için belki kısa orayı açmıyorum. 64. sayfa tarihçede de geçiyor. 64-66 arası. Uzun olur diye. Yani hizmet edilir zanniyle. Bakın adama teklif ediyorlar. Şeyh Sünnisi yerine doğuda her istediği yere vaaz-ı umumi. O zamanın zamanında 300 lira maaş. Mebusluk istediği bir villa. Ulan daha bundan büyük şey olur mu ya? He teklif. Şimdi bana diyecek ki Diyanet İşleri Başkanlığı veya Tebliğ ve Neşir Müdürlüğü'nün sahibi şu kadar maaş. Oh. Hizmet be abi. Belcisteli Salih'in oradan da bahsederiz.
Üstad oradan çıkıyor. Çünkü tarihçede diyor, Allah Resulü diye hadiste, onların içinde onlarla mücadele edemezsin emrine ittiba et, meclisten alıp bana gidiyor diyor. Allah Resulü diyor, onların içinde onlara galip olamazsın. Onların içindeyken. Çünkü sana bakanlar, sana bakanlar, muhabbette bakanlar, neredeyse oraya da muhabbette bakarlar. Dolayısıyla cihat ruhu ölür. Yani akle fikir, kafada akli fikri, kalpte his, vicdanla latife. İnsanı aktif tutar. Şimdi orası yanlış olsa ustadımız orada ne işi var? Madem ortadır. Biz de. Onun itaat ettiğine biz de itaat ederiz ve iş biterdi. Dışında olacaksın. Dışında olacaksın. Ama bedeli ağır. Hapishaneler, takipler, zulümler. Onlardan değil ha. En yakınlarına gelecek. Bunu kabul edeceksin. Anladın mı? Hain diye ilan şey, kararnameler. Hain demek aramıza giren münafık. Daha neler neler. Bunu kabul edeceksin. Bu yol taşlıdır. İçine girmeyeceksin. Tahmin edin. Benim televizyona, siyasi o kongrelerinde konuşmaya falan falan belediye şeylerinde şu mevzular hakkında konuşmaya teklif gelmemiş midir bana? Televizyon biliyorsun da 7 tane televizyon. 7 tane ana ulusal. Hele benim başıma gelen hadiseden sonra geliyor. Dost TV'den geldiğini duydum Hasan abi. O şey. Ankara'da söylediler bana. O ufak. Şaşıracaksın, isim veremem şimdi. Ama ya. Bitirmek için. Evet. Değil mi? Amaç tamam, mesela amaç bitirmek. Oraya bir gitti mi? Kutsiyetin gitti. Bir abi yaptılar ya. Ondan sonra işi bitti. Kutsiyet bitti. Uzak olacaksın. Ben değilim sizden. Benim cephem belli. Cephemin içindeyim. Cephem kalmadı ki. Adamın cephesi bendim. İçine girdim. Onun da düşmanı kalmadı ki bitirdi beni. Hayır, ihtilat olmamalı. Bak, ustad o hareketlerine bak ne diyor. İşte ey uykudayken kendini ayık zannedenler. Bak, Allah Allah. Yani bana bir şey olmaz zanneden kardeş. Olmaz mı? Bak, dedim ki vakıflar şahit. Vakıf da var. Hapishaneye girmeden önce dedim ki bak, ben... Hapisten önceki durumumla hapisten sonraki durumum farklıysa hakkım olsun. Sakın beni kale almayacaksınız ama çöpe de atmayacaksınız. Kenarda Nadir abi gibi bakın hasta. Yani farklı düşüncelere, mesleklere, anlayış ve fikirler imal ediyorsam, külliyatın dışında bir şey söylüyorsam Allah rızası için bana uymayacaksınız. Ama başıma bu hal geldiği için, zarar verdikleri için, sokağa atmayacaksın. Bir odaya bakın, gıdasını verin, ölümünü bekleyin. Çünkü bakarsın birisi itaat, bu abidir, bilmez benim durumumu. İtaat eder, yanlış gider. Yanlış gitmemesi için, bak şimdiden söylüyorum. Çünkü böyle bir şeyler yapılmış tarihte ya. O kadar ciddi bir dava. Bak, bu o kadar ciddi ki kendi hayatımdan söylüyorum. Bana bir şey olmaz zannetme, ihtilat etme, girme, karşısında ol, içinde olma. O kadar mıyım? Ben olamaz mıydım ya? Senin kara kafam çalışmıyor mu benim şimdi? Siyasi bir şeyim yok mu? Canlılığım yok mu? Aktifliğim yok mu? Ya neler yapabilirim daha? Uzak. Ben araştırma yapıyorum, külliyattan ediyor, toplama. Bak Allah rahmet eylesin, Rüştü abi. Rüştü abi böyle toplamalarını biz zaten... Ya o yapmak şöyle dursun, okumaya ömrüm yetmez. Nasıl oldu, nasıl yaptı bilmiyoruz. Okuduğunuz o yeni lugat, Abdullah Yeni abi, abidir diye kibaren ismi yazmış. Yapan Rüştü abidir. Büyük lugat ensiklopedi yapan Rüştü abidir. İndeksi yapan odur. Süber abi zamanda hizmet rehberini yapan gene Rüştü abidir. Hizmet rehberi var elinizde. Küçük kitaplarını, iki kitaplarını hazırlayan Rüştü abidir. Kırmızı filist yapan odur.
Bu kadar çalışmış ama adam bırakmadılar. Hiçbir yere gitmedi ama hedef de oydu. Bak şimdi kitaplar neşrediyorlar. Hiç kimsenin şeyi yok. Onun hakkında karar yok. Ama benim kitabım yok. İhtilat etmiyorum. Hedef de benim. Niye? Bunlara nazarı veriyorum. Bak, kendini sakın emin, garanti zannetme. İşte ey uykudayken kendini ayık zannedenler. Sakın mimsiz medenilere musamahi diniyle ve kendinizi onlara benzeterek yanaşmayınız. Güya zannedersiniz ki bizim ile onların arasında bir köprü vazifesini görüp de muvassalayı temin edecekmişsiniz. Ve aramızdaki pek derin deriyi dolduracaksınız. Kella! Yanlış düşünüyorsunuz. Çünkü müminler ile kafirler arasında olan mesafe hadsizdir. Ve mabeynimizdeki dere nihayet derindir. Bu nihayet uzun mesafeyi ve şu pek derin deriyi dolduramazsınız. Ne olacak peki? Belki ya onlara iltihak edersiniz? Onlar düzelmez mi acaba? Bize gelmez mi? Hayır. İki şıktır. Ya onlara iltihak edersiniz veyahut dalaletin en uzak derekesine düşüp İslamiyet'ten uzaklaşırsınız. Onların düzelme şansı yok. Girme onların hayatına. Yani onlara benzeyin. Giysinden, şeyinde taviz verme. Yani ayrı hayatında, haramlıkta, selamlıkta, eşinin çarşaflı olmasında, evinde televizyon almamakta ne derler? Allah ne der? Ya yobaz, tamam. Peygamber'e de demişlerdi bunu. Ustada da demişlerdi. Dini hassasiyetinizi korumak için uzak durun onlardan. Onların içine girip onlarla mücadele edemezsin. Tarihçe hayatta vardı değil mi? Allah Resulü'nün bir hadisine uyarak ilk hayatta geçiyor. Faruk. Diyor ki onların içine girip siyasetle diyor onlarla mücadele edilmez. Peygamberin emrine ittiba ederek Ankara'dan Van'a gitti diyor. Çıktı. Siyasetle mukabele edemezsiniz. Siyasetle onu yenemezsiniz diyor. Allah Resulü yaptı diyenlere ne diyeceğiz Hasan abi? Allah Resulü nasıl yapmış? Hı? Siyaset yaptı. Siyaset de yapmadı. Onlara karşı durdu. Siyaset meclise girip, sen konuştun meclise, ben de beraber. İçinde miydi Resulullah? Değil. İçinde miydi, dışında mıydı? Hatta Mekke'nin fethinde önceden çıkartılmıştı. Mekke fethedildiği zaman Resulullah niye yerleşmedi kendi eski memleketine, çocuk memleketine? Bir yerden, bir beldeden peygamber çıkartılmışsa aynı beldeye peygamber gelip kalamaz artık, haramdır. Peygamber onların içine mi girdi? Hatta tam tersine, asıl saadette hak batıl o kadar uzak ki şimdi aynı dükkana satılıyor. Gördük, meclise giden nurcuları da gördük. Siyasi, belediye başkanı olanları da gördük. Bittiler. Dershane için bile bir arsa bulamadılar ya, koca başkanı. Bitti. Derse, diyorum ki derse, 12 seneden beri derse gidemiyorum abi. Başkan olsan ne olur lan? Ne yapacak? Milletin kanalizasyonunu temizledin. Ne? Çok iş. He? İSKİ paralarını topladın. Çok iş. Yolda asfalt döktün. Çok iş. 10 küsur seneden beri derse gitmiyorsun. He? Onu yapan çok. Bunu yapan yok. Asfalt döken çok. Zaten lazım değil. Asfaltsız olsa ne olur? Ama bunlarsız olmaz. İman hizmetisiz olmaz. Girme içine. Uzak dur. İçine girip hizmet edeceğim zannetme. Ustad memurluğa dilencilik diyor. Orada para koparmak. Memurluğa, devlet mekanizmasına girmeye ustad dilenciliktir diyor. Acizliktir diyor. Yapmayacak mıyız? Yap da. Dilenci olduğunu da unutma. Kendi şeyini, rızkın onda dokuzun ticarettedir. Ticareti tavsiye ederim. Allah Resulü öyle demiş. Onda dokuzu ticaret et. Kabiliyetin yoksa sanatkar ol. Bak Ömer'in ticarete şey yok. Sanatkar.
Yani ha yapamaz mı? Bil de hemen gir işini bitir çık. Usta abi suya tırmaya giderdik o zaman. İskide de işte. Ersane su gelmiş. Bak Faruk. E gidi ben yapamıyorum siz gençlere. Dedi ki sen gel. Buyur abi. Bu Fatih al. Bu da parası. Hı. Tamam abi. Kaç dakikada gelebilirsin? Saat tutuyor. Ulan bilmiyorum. Yatır hemen gel. Tamam abi. Çünkü işimiz var. Yoksa da var işte. Gelince bana söyle ha yatırınca. Yani bir yere eğlenme. Ya. Ya ne olacak? Bak ne diyor. Onlara benzeterek yanaşmayınız, benzeyerek. Çünkü aramızdaki dire pek derindir. Eririz arkadaşlar. Yani bir hassasiyetimiz kalmıyor görüyor musunuz? Bak, bana bir şey olmaz diyen kendisine bir sorsun bakayım. Eski hassasiyetim var mı benim? Öyle bir gayretim vardı, öyle direniyordum ki televizyon, filmlere, internetlere karşı direniyordum. Şimdi ne oldu bana ya, demiyor musunuz? İhtilattan kaynaklanıyor. Uzak durmadığımızdan kaynaklanıyor. Uzak duranlar hala canlı. Ya canlı. Hatta Bediüzzaman Hazretleri daha çok zamanımıza bakan emniyetli bir mektubunda eğer ehli dünyaya yanaşıp temas etmiş olsaydı, ya biz hizmet için ya, bak şimdi, yanaşmış olsaydı binler adamlar Risale-i Nur'a girip neşedeceklerini ve mahkemelerle eziyetler de vermeyeceklerini fakat buna rağmen o ehli dünyaya yanaşmamak gerektiğini ders verirken der ki, bak sen bizim alemimizde bulunma, ne yaparsan yap, demişler biliyor musun? Alemimizde bulunma, sistemimize dokunma, iman hizmetini yap. Vaazı da veriyoruz canım, Allah'ı anlat, peygamberi anlat. Üstad diyor ki, Aziz Sıdık kardeşlerim, nerede diyor, Emirdar layıkası 1.38. Hem manevi hem maddi birkaç cihette sorulan bir suale mecburiyet altında bir cevaptır. Sual, neden ne dahilde ne hariçte bulunan cereyanlara, bilhassa siyasetli cemaatlara hiçbir siyasete değil, siyasetli cemaatlara, dini cemaatlara hiç alaka peyda etmiyorsun? Yani kendi dini cemaatin, hareketin zaten siyaset yok. Nur cemaatinde siyaset yok. Bir tanesi böyle gelse, hadi kardeş, hadi burada işin yok. Siyasette bizim işimiz yok. Siyasetli cemaatlar hiçbir alaka veda etmiyorsun soru. Ve Risale-i Nur ve şakirtlerini mümkün olduğu kadar o ceylanlara temastan men ediyorsun. Halbuki diyor bak, eğer temas etsen hepimizin hatırına geliyor. Ya ben şimdi, ben milletvekili olsam şimdi, bakan olsam, sizi de işe alırım. Bir sürü konferansta da veririm. Sebep olurum ya konferansta. Bak şimdi. Dedim okuyayım. Halbuki eğer temas etsen ve alakadar olsan birden binler adam Risale-i Nur dairesine girip parlak hakikatlerini neşedeceklerdi. Hem bu kadar sebepsiz sıkıntılara hedef olmayacaktı. Uyuyor değil mi? Bakan oldu mu? Ondan sonra. Peki bir sürü konferansta da verecektim. Kitap da basacaktım. Hem de bir sürü mahkemede sıkıntı çekmeyecektik. El cevap. Bu alakasızlık ve iştinabın en emniyetli sebebi mesleğimizin esası olan ihlas bizi men ediyor. Çünkü bu gaflet zamanında hususan tarafkirane mefkureler sahibi her şeyi kendi mesleğine alet ederek gittiğim zaman doğru fayda olmaz olur mu? Olur ama gene ona mal olacak. Çünkü bana bakan muhabbet, bana teveccüh eden o cemaat, benim bulunduğum sisteme ve siyasi harekete nazar-ı musamma ile bakacak ve onlara muhabbet edecek ve onların kutsi cihat ruhu da ölecek. Hassasiyet gidecek kardeşim, mücadele hassasiyeti. Onların içinde ola ola hassasiyet gidiyor. Ne kadar hassaslık. Gidiyor. Bak ne olacak? Diyor ki bak bir daha.
Mesleğimizin esası olan ihlas bizi men ediyor. Niye? Çünkü bu gaflet zamanında hususan tarafkirane mefkureler sahibi. Adam şimdi hırsızlık yapıyor. Ya bunu çaldı diyorum. Kendi abisi, hocası, şeyhi yapmış, yaptırmış. Bunu çalmış. Şeran haram. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, Fatıma da yapsa diyor, onun elini keserdi, kestirir mi? Diyor ki, bak bir bildiği vardır. Şu tarafkirliğe bak. Hasan abi şu partide, ya bir sürü şey, bildiği vardır. Kar zarar mefkuresinde, karı fazla ki, onun için arkadaşlar, mücadele etmeyelim. Mesleğimizin esası ihlas bizi men ediyor. Çünkü bu gaflet zamanında hususan tarafkirane mefküreler sahibi her şeyi kendi mesleğine alet ederek ne olursa allame-i cihan ol, hangi cemaatte olursa olsun, siyasi veya dini cemaat ne kadar yanlış yaparsa yapsın, o cemaatte tarafkirmişsin, onun yanlışına miskamber, muhalefete de doğru dahi dese yanlış. Bunun sebebi tarafkirlik. Hakperestlik yok. Hırsızlık yapıyor. Önündeki denen adam hırsızlık yapıyor. Bildiği var. Diyor. Hırsız. Beytül mal ha. Kişiden kişiye hak değil ha. Devletin malını almak geçmiş ve gelecekteki ve aldaki bütün Müslümanların hakkına tecavüz etmektir. Hazreti Ömer saf mıydı ki mumu söndürüyordu? Kendi cebindeki mumu yakıyordu. Yani tarafkirliği anlatmaya çalışıyorum. Bir yerde tarafkir olursanız batılı dahi doğru görürsünüz. Görmek zorundasın. Ne yapar? Hatta ne yapar? Her şeyi kendi mesleğine alet ederek hatta dinini ve uhrevi hareketini de o dünyevi mesleğe bir nevi alet hükmüne getiriyor. Halbuki hakaiki maliye ve hizmet-i nuriye-i kutsiye kainatta hiçbir şeye alet olamaz. İza ilahiden başka bir gayesi olamaz. Halbuki şimdiki ceylanların tarafkirane çarpışmaları hengamında bu sırrı ihlası muhafaza etmek, dinini dünyaya alet etmemek müşkilleşmiş. Ne derler? Aa sen orada da bak dini alet ediyor. Ama hiç kimse diyemez bak. Dini siyaset alet ediyor diye hiç duydunuz mu? Demişlerdi. Filozoftur. Meczuptur. Tarikatçıdır. Ha? Ondan sonra ne diyorlar? Muhyiddin Arabici'dir. Muhyiddin Arabici ise ondan sonra filozoftur. O zaman felsefeci, o zaman Muhyiddin Arabici olamaz. Şeydir, saftiliktir. Başka ne diyorlar? Meczuptur, bilmem ne. Yani hiç acayip acayip yakıştırmalar yapıyor. Yani niçin? Dediler mi peki şunu? Dini siyaset alet ediyor. Bulurum saydım, o da değil. Sırrı ihlası muhafaza etmek, dinini dünya alet etmemek müşkilleşmiş. En iyi çare, ceyranların kuvveti yerine inayet ve tevfik ilahiye dayanmaktır. Emir Darlayıkası 1.38. Uzatmayacağım. Birkaç tane de paragraf okuyacağım. Keseceğim. Kaç tane paragraf? İki tane. Emniyetine binaen aynı meseleyi teyit eden diğer bir mektubunda şöyle dikkati çeker usta. Aziz Sıdık, sebatkar, muhlis kardeşlerim. Nereden okuyorum? Onu da söyleyeyim. Emir Darlayıkası 1.74. Yani ikinci ders layık olurdu değil mi? Bak birinci ders yapıyorum. Diyor ki, Aziz Sıdık, sebatkar, muhlis kardeşlerim. Hem maddi, hem manevi, hem nefsim, hem benimle temas edenler gayet emniyetli. Benden sual ediyorlar ki, neden herkese muhalif olarak hiç kimsenin yapmadığı gibi sana yardım edecek çok ehemmiyetli kuvvetlere bakmıyorsun, istina gösteriyorsun. Niye yani senin ana kadar olanlar var siyasi harekette? Niye siyasete girmiyorsun? Niye o onlar gibi ol, onların içine gir. Yani siyaset deyince parti anlamayın ha. Onlar gibi ol, onlar gibi hareket et böyle. Her sahada bulun ya. Aa, acayip bir şey ya, ne kadar hizmetler var. Bir tane vakıfa demiştim, bak internetlere girme. Abi cevap veriyorum sakın. Sakın o tuzağa 1952'de düşülmüş. İhvan-ı Müslim düşmüş. Emirdan da söylüyor. Orada diyor ki, sikiye tasdik gaybede. Bak şimdi.
İnternetlerde sorulara cevap peşine koşan kardeşim, bu tuzaktır, bataklıktır. Emirdan'da geçiyor bu. İhvan-ı Müslim elemanları sabah çıkarmış, orada yazıyor. Sabah çıkarmış dini tebliğ etmeye. Ehli dalalet baktı ki önleyemiyoruz. Ne yaptılar biliyor musun? Karşısına onlar, iyi elemanlar var ya güzel. Onların karşısına sorularla çıktılar. O hocam bir dakika bir şey soracağım. Hocam bir şey soracağım. Hocam bir şey. Soru 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 cevap soru cevapla adamı meşgul edip aslı işini yaptırmamışlar. İki sene sürmüş Ramazan. İki sene. Mesela diyelim ki ben araştıracağım Risale'de. Ders yapacağım. Gelsene beş kişi. Çok önemli o gün. Abi acayip ya falan. Zındık numarasına girecek. Arkadan belki de zındık. Tam cevap veriyorum başka soru. Tam cevap veriyorum başka soru. Soru cevap soru cevaplarla esas araştırmayı ve muhtaç olanlara ulaşmayı mani oldular. İki sene geçtikten sonra uyandılar. Ustad diyor ki hizmet mi etmek istiyorsun? Evet abi. Ustad diyor ki hizmeti yapıldı. Risale'nin hizmet etti. Sizin hizmetiniz uhuvveti korumaktır. Başka bir hizmetimiz yok. Mesela benim 20 binin üzerinde ders var yayında. 20 binin. Ben ne anlatacağım ki? Yapıyorsun bu dersi. Hava alemine salıyorsun. Ben yapmıyorum hizmet. Hizmet yapıldı diyor. Ta o tarihte ustad 60'ta vefat etti. Diyor ki hizmet-i dini yapıldı. Risale'nin hizmetini yap. Sizin hizmetiniz ne? Uhuvveti korumak. Birbirinizi korun yeter. Anladın mı? Anladık mı? Hizmet olmuş kardeşim. Risale-i Nur yapmış. Diyecek ki bu mektup ne anlatıyor diyecekler biliyor musun? Desinler, küfür etsinler. Bırakın beni. Etsinler. İhtilat etmeyin, girmeyin. O internetlere cevapları uğraşmayın. Dolaşmayın, ona bunu anlatmayın. Gelin evinize, dershanenize gelin. Yuvanızı koruyun. Onunla buna zaman değil. Çoluk çocuğunuzla zaman geçirin. Yürüyün. Onlara zaman ayırın çoluk çocuğunuzla. Meşgul olun. Bak ben çıkıyorum, yürüyorum, yapıyorum. Yakınımdakilere, akrabama, yakın kardeşlerime erken geliyorum dershaneye. Anladınız mı? Yani hizmet olmuş kardeşim. Herkes her şeyi biliyor. Bir cümlede müsaade ederseniz söyleyeyim. Üniversite ne demek biliyor musunuz? Üniversite ilim verme yeri değil. Nedir ya? Allah Allah. Üniversitede eline feneri vermek, eline tamir takımlarını vermektir. Yani bir şey nedir ve cevabı nerede bulunur? Onun ilimlerini veriliyor. İlim değil, daha ilim yapma malzemesini sana veriyor. İlim ondan sonra başlayacak. Yani bir şeyi nerede bulabilirsiniz? Anladın mı? Danışmanlar var ya şimdi. Tamirhane. Dizdin anahtarları, iyi bir ustasın. Aldığın ilimleri şimdi kullanacaksın. Yani üniversite sana bir şey nedir ve onun cevabı nerededir? Onu bulmanın ilmini öğrendi. Risale-i Nur hizmeti etti. Biz ne yapacağız? Uhuvveti koruyacağız. Bizim hizmetimiz uhuvvet. Birisi uhuvveti bozdu mu hizmet adına bu hizmeti anlamamış. Hizmet zaten oluyor. Yani ne demek istiyorum biliyor musun? Bırakın Allah'ınızı severseniz İslamiyet'i korumaya, Risale-i Nur'u korumaya bırakın. Onlar korunmaya muhtaç değil. Siz İslamiyet'i korumayı bırakın, İslamiyet'le kurtulmaya çalışın. Onu kurtarmaya değil, onunla kurtulmaya çalış. Hizmeti korumayı bırak. Hizmet de Allah'ındır. Sen onunla kurtulmaya çalış. Hizmet yapıldı. Hizmet yapıldı kardeşim. Yapılıyor. Risale yapmış. Yayıldı bitti diyor. Basıldı bitti. Tebliğ budur. Peki ne? Uhuvveti koruyacağız. Birbirimizi seveceğiz. Nasıl seveceğiz? Kusursuz kimse yok. Benim bir sürü kusurum var. Bakmayacaksın. Ben de seninse bak. Benim güzel tarafıma bak. Ben de senin güzel tarafına. Onları görme. Evde yani ile beraber şey değil. Hizmetin en temeli ailedir. Eşinin bir sürü kusur var. Bir sürü de güzelliği var ya.
Dün birisi arıyordu. Ömer belki lazım olur. Ya evlen boşanacağım hem de askeri bir tesislerde böyle elektronik mühendisi. Seni bir şekilde buldum tamam. Ya boşanacağım şöyle yapacağım böyle yapacağım. Tüm aile dersinden sonra buldum. Dedim ya eşini dedim şöyle de tamam anlattın tamam. Bana anlatıyor hakemlik. Peki güzel tarafı yok mu dedim. Hiç ne güzelliği dedi ya. Hiç mi güzeli yok? İyi peki. Peki dedim. Sen yokken eve başka adam alır mı? Tabii almaz dedi ya. Çırp çıplak dışarı çıkar mı? Yok dedi. Peygamber vallahi aleyhinde bulunur mu? Yok. Sen yokken evde malını mülkünü dışarıya atar mı? Yani yok dedi. Daha bundan daha büyük sıfat olur mu? Namusunu satıyor mu? Yok. Namazını kılıyor mu? Evet. Aileye eve başka adam alıyor mu? Yok. Daha, hani yoktu güzel sıfatın? Hakikaten varmış dedi ya. Ay böyle dedi ya. Sen ne? Sen kendini eş değil, köle arıyormuşsun da haberin yok. Televizyonlarda o filmlerde o olmayacak şeyler, sanal şeyleri pompalıyorlar, aile o zannediyor. Oysa onlar aileyi yıkmak için programlar. Bak evine yabancı erkek alıyor mu? Yok. Malını mülkünü sağa sola sen de tasarruf edip dağıtıyor mu? Yok. Yani kendini dışarıda pazarlıyor mu? Yok. Çocuğunla şey yapıyor mu? Evet. Evde yemek yapmıyor mu? Yani veya sahiplenmiyor mu? Ki vazifesi değil yemek yapmak. Evet. Daha ne istiyorsun ki sen? Hani yoktu güzel sıfatı? Görmüyoruz biliyor musunuz? Görmüyoruz. Takılmışız bir tane şeye, kör olmuşuz. Ya güzelini gör ya. Bunu, bu sözüm size tesir eder. Çünkü ben yaşıyorum bunu. Sizinle yaşıyorum, içeride yatmışım. Yani bir sürü yanında da bulunuyorlar. Dershanecilik yapmışız, talebe hizmetlerini yapmışız. Biz yanımdaki bulunanların kusurlarıyla meşgul olsaydık, oho. Ya, yapma. Hizmeti, yani hizmet yapıldı evde de. Siz ilk önce evde, çoluk çocuğunla, sonra daire içinde güzel taraflarını gör, uvveti koru. İlk önce kendinizi, evladı ailenizi koruyun. Din tebliğ edildiği zaman ilk önce yakınlarından başta demiş. Biz onu da bırakmışız ya. Hep dışarıya avlamışız. Hep dışarıya koşmuşuz. Çoluk çocuğuna sahip çık. Sonra akrabana sahip çık. Cenazesine, düğününe, hastasına. İhmal etme gücün varsa. Yani ortadan bir şey, ciddi bir aksaklık olmayacaksa hizmetine vesaire. Düğününe, cenazene, hastana. Buna da tesir edecek. Bunu şey olmasın diye söylüyorum. Yaşıyorum ben. Yapıyor. Cenazenize sahip çıkıyorum. Şehirler arası dahi olsa, devletler arası dahi olsa düğününüze gidiyorum. Ama eğer hizmetim aksamayacaksa, başka bir arkadaş o benim götürebilecekse, bir kişinin düğününe gitmişim, Schweinfurt'a. Kardeşimizin diyor. Çünkü hayatında bir defa olacak düğünü. Gücüm yetiyorsa tabii, her tarafa koşamam çünkü ben tekim. Bunu niye gösteriyorum? Bahane şey yapmayın, düğününüze, hastanıza, cenazenize sahip çıkın. Diyor ki Aziz Sıdık Sebatkar kardeşlerim hem maddi hem manevi hem nefsim hem benimle temas edenler gayet emniyetli benden sual ediyorlar ki ha buraya okuduk neden onlarla ihtilat etmiyorsun girme içine diye. El cevap bu zamanda ehl-i iman öyle bir hakikate muhtaçtırlar ki yani Müslümanlar neye muhtaçmış? Çok zengin, çok iyi konuşuyor. Çok kibar giyinmiş, acayip adam böyle. Her soruya lap diye, cüplup diye cevaplar veriyor. Değil. Bu zamanda iyi dikkat edin. Bu zamanda ehl-i iman öyle bir hakikate muhtaçtırlar ki, kainatta hiçbir şeye alet ve tabi ve basamak olamaz. Hiçbir garaz ve maksat onu kirletemez. Ve hiçbir şüphe ve felsefe onu mağlup edemez. Bir tarzda iman hakikatlerini ders versin. Umum ehl-i imanın bin seneden beri terakküm etmiş dalaletlerin hücumuna karşı imanları muhafaza edilsin. Yani
Öyle bir ders lazım. Nasıl bir ders lazım? Kainata hiçbir şey alet etmiyor bu. Risale-i Nur. Hiçbir şeye basamak yapmıyor. Hiçbir garazı yok. Birilerine böyle şey dokunmuyor. Ben imanın ceyranındayım diyor. Risale-i Nur hizmeti iman ceyranıyız. Karşımızda kim var? İmansızlık ceyranı. Kim? Kim varsa imansızlık onun karşısındayız. Biz imanın ceyranındayız. Başka ceyranlarla işimiz yok. İmansızlığın karşısındayız. Ya bize bir şey dedin. Ben sana bir şey demedim. Ben imansızlığın karşısındayım. E benim karşımdasın. Demek ki sen de imansızsın demek. Hani Allah Resulü demiş ya. Haram Müslümana yaramaz. Adam diyor ki haram bana yaradı diyor. E yaramaz diyor Müslümana. Biz, ustad diyor ya ben bir taş attım diyor. Adam bir tanesi 1400 senede benim peygamberimizin bir taş attı. Ben de o taşa ivme verdim. Bir taş attım diyor. Adam bir tanesi geldi böyle diyor. Taşa kafasını tuttu. Pat diye kırıldı. E ben ne yapayım dedi ya. Bakayım. O kafayı çekseydi diyor, vurmasaydı taş. Pat diye gitseydi. İşte bu nokta içindir ki dahili ve harici yardımcılara ve emniyet kuvvetlerine Risale-i Nur emniyet vermiyor. Onları arayıp tabi olmuyor. Ta avamı ehl-i imanın nazarında hayat-ı dünyeviyenin bazı gayelerine basamak olmasın ve doğrudan doğruya hayat-ı bakiyeden başka hiçbir şeye alet olmadığından fevkalade kuvveti ve hakikati hücum eden şüphelere ve tereddütleri izale eylesin. Madem manevi hacat-ı zaruriye istinad eden manevi vazifeler var ve o vazifelerin en muhimi ebed yolunda seyahat için pasaport varakası ve berzah zulümatında kalbin cep feneri ve saadet ebedinin anahtarı olan imandır ve imanın ders ve takviyesidir. Elbette o vazifeyi gören ehli marifet herhalde küfran nimet suretinde kendine edilen nimet ilahiyeyi ve fazilet imaniyi hiçe sayıp sefihler ve fasıkların makamına sukut etmeyecektir. Kendini aşağıların bidalarıyla, sefaatleriyle bulaştırmayacaktır. İşte beğenmediğiniz ve musavatsızlık zannettiğiniz inziva bunun içindir. Lemalar 173. Burada duruyor. Kısacası evvel ve ahir hizmet imaniye yapılmıştır. Uhuvvetinizi koruyun. Çoluk çocuğunuza sahiplenin. Sonra ehli dünya ile o mimsiz medenilerle hizmet edeceğiz diye içine girmeyin. Eğer bir vesileyle içine fabrikada şurada burada çalışıyorsanız olmuşsa şu iki sıfata dikkat edin. Ne zaman mucibin camel yapılmaz. Anlatıyorsun he ama kendi reyiyle hareket ediyorsa bir şey anlatmayın. Tebliğ durmuştur ona. Hadiste geçiyor. Ne zaman mucibin camel yapılmaz? İki, kendi reyleriyle hareket ederse söylüyorsun adam laf yetiştirmeye. Tam cevap verirken adam cevap üretiyor. Bırak onu. Meşgul olmayın. Ehli dünya ile, mimsiz medenilerle içine girmeyin, ihtilat etmeyin, sirayet etmesin. Sigara içmesen bile, sigara içen kahveye veya ortama girersen nasıl üzerine sigara siner? Onlarla da ihtilat senin haberin olmadan hissiyatı, duyguları, latifeleri sana siner. Alameti de şudur. Dini hassasiyetini kaybederiz. Haberinde olmaz. Bilgiren çok olur. Bilgi ne yapayım? Şeytan kadar da kim bilecek halimiz yok ki. Ama dini hassasiyeti yok. Peki şeytan ilmi vardı da niye şeytan oldu? Niye kurtulamadı? Şeytanın ilmi vardı. Ameli vardı. Onun kadar ibadet eden de yoktu. Arkadaşlar niye şeytan oldu? Terki yoktu. Kendisini terk etmedi. Terk ve tecerrütü yoktu. Terk etmedi kendisini. Kendisini esas aldı. Laf dinlemedi. Emre itaat etmedi. Emre itaat etmedi. Kendisini esas aldı. İhtilat etmeyeceğiz inşallah. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Kardeş gel. Kim var? Ha, orada mı o? Maşallah gel abi. Merhaba abi değiştirsin.
billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İza şemsu kuvvet ve iza nucumu kederet ve iza cibalu suyret وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه Yeah.
قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق الأفق المبين وما هو على البغنين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله